Aa. Ne yapıyorlar bu havada? Büşra? Kızım park havası mı bu? Ne işiniz var burada? Buz gibi olmuş kardeşin. Götürsene kızım eve, hasta olacaksınız. Ya Kemal abi bizi evde istemiyor. Gideyim kafamı dinleyeceğim dedi. Allah onun cezasını versin. Ben şimdi onu kafasını dinlendireceğim. Görecek o. Hadi kaldır, kaldır şunu. Kardeşini götürelim. Kaldır onu. Ah, gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel oğlum, gel. Dur, tamam. Hop. Otur. Hadi bakalım. Helal, helal, helal. Hadi, düş önüme, düş, düş, düş. Aman, gidiyoruz eve. Şimdi, kızlar. F fonksiyonunun x eşittir a'da türevi varsa f fonksiyonu x eşittir a'da süreklidir. Anladınız mı? Bir Türk Çince'yi ne kadar anlarsa bebişim. Ay şu an imdat diye bağırasım var ama ses tellerime zarar vermek istemiyorum. Ay kadarcığım sen benim yerime bağırır mısın lütfen? Kızlar, bu formülleri harfli boncuklarla bilekliğimize işleyebiliriz. Sınavda kopya çekelim diyorsun yani. Ay hayır canısı. Böyle baktıkça ezberleriz işte. Meral, sen cidden çok zeki bir kızsın biliyorsun değil mi? Ama o zekanı yanlış yerlerde kullanıyorsun canısı. Kızlar bu arada Eylül nereye kayboldu sabah sabah? Serkan'la buluşmuştur diyeceğim ama onlar ayrıldılar. Bilmiyorum ki. Songül kızım hoş geldin. Hoş bulduk Rüstem abi. Kızlar içeride mi? Geç kızım yukarıdalar. Songül. Ay canım hoş geldin. Nasılsın? Vallahi anne sen sor ne de ben söyleyeyim Edoş. Ne oldu? Bir yaramazlık mı var? Anladım. Senin dermanın kızlar. Hadi çık onlar odada. Hop hop. Nereye pardon? Odama Neriman Hanım. Odama derken sen yurttan çıkışını almadın mı evladım? Artık orası senin odan değil. Tamam benim odam değil anasını satayım. Çıkayım kızları göreyim gideceğim. Çıkamazsın. Bundan sonra buraya öyle elini kolunu sallayarak gelemezsin. Hayır manyak mısın evladım? Düne kadar yetimhane kızıyım diye ağlıyordun. Şimdi evim var hala buradasın. Hediye, çağır bunun çete arkadaşlarını dışarıda görüşsünler. Hadi. Hadi sen çık, ben idare ederim onu. Sağ ol Edoş. Yavaş be! Kapıyı mı kıracaksın? Ne var? Ne istiyorsun Nazan Hanım? Ya sen ne vicdansız bir adamsın. Buz gibi havada çocukları sokağa çıkarmışsın. Ha öyle kafanı çok dinlemek istiyorsan kendin çıkarsın dışarı. Sen de mi ablan gibi yalancı oldun kız Büşra?
Ben çocuklar evde sıkılmasınlar diye şey yaptım Nazan Hanım. Bir çocuklar bir hastalansın, ben sana hesabını sorarım. Hiçbir şey olmaz. Elin Avrupalısı kar demeden, kış demeden çocuklarını dışarı salıyor. Bir şey oluyor mu? He? Hadi, onu geçtim. Eskimo bebeleri çıplak ayak başıka bak. Kar demeden, buz demeden sokakta oyun oynuyor. Bizim çocuklarımızın canı canda. Eskimo bebelerininki patlıcan mı? İnsanlar arasında ayrımcılık yapmayalım Nazan Hanım. Ya sen ne pişkin, ne boş boğaz bir adamsın. Akıl alır gibi değilsin vallahi. Tövbe yarabbim. Al, gel kutum. Biliyor musun Nazan Hanım? Ben seni kötüyken daha çok seviyordum. Şimdi böyle iyi olmaya çalıştıkça, duyar kastıkça hiç çekinmiyorsun vallahi. Konuşma, konuşma boş boş. Al çocuğunu, al. Gel benim veliahtım. Gel Büşra, biz de içeri girelim. Metin'e mama yapalım ha. Gel. Süt var mı evde? Evet. Çıkar bakayım. Pirinç unu nerede? O ne? Tamam, ben bulurum. Şimdi bak. Bardağa süt koy bakayım. Döktüm biraz ama. Olsun, sileriz canım. Tamam kızım. Kendine haber bakayım. Bak böyle muhallebi yapabilirsin kardeşine. Gel sen bunu böyle yavaş yavaş karıştır. Ben bir annene bakayım, olur mu canım? Tamam. Gel canım. Dikkat et ama, yakma kolunu. Tamam mı? Yakma. Heh, oradan tut. Aferin kızıma. Geliyorum ben de. Müslü. Nasılsın canım? Sen de Eylül'de doğruyu söylüyormuşsunuz. Bu pislik kızıma göz dikmiş. Söyle Eylül'e gelmesin bir daha buraya. Kızımı da beni de kurtar bu adamla. Ne yaptın kadına? Ağlıyor. Ben ona iyilikten başka ne yapabilirim? Baksana. Gencecik, yakışıklı adamım. Sabırla yatalak karımın başını bekliyorum. I am a good man Nazan Hanım. Ha. Kendi haline işlenmiştir. Psikolojisi bozuldu tabii. Kolay mı? Ömrünün geri kalanını yatalak bir insan olarak geçirecek. Böyle başkasına muhtaç, biblo gibi hareketsiz duracak. Ne kımıldayacak ne de konuşacak. Ah, bir konuşabilse kim bilir neler anlatacak ama. Değil mi kız Mesude? Bir sus. Allah aşkına bir sus. Görmüyor musun kadıncağız perişan bir halde. Artık ne yaptıysam. Mesude canım. Ben buradayım. Şimdi Metin'e bir şeyler hazırlayayım. Sonra sana da bir şey getireceğim, tamam mı? Anlattığım gibi kızlar. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Ben yanlış anlamış olabilir miyim? Ya bence yanlış duymadım ama. Ya şimdi sen Zehra ablayla Sadullah amcanın ilişkisine karşısın ya. O yüzden durduğun şeyleri belki yanlış anlamış olabilirsin. Bence de. Ya babanla senin arana girer diye korkuyorsun galiba. Ama bazen korkularımız algılamamızı bozabiliyor işte. Bilmiyorum kızlar. Şimdi siz de böyle konuştunuz ya, ben de kendimden bir şüphe duydum. Sen yine de dikkatli ol Canısı. Erkeğin bir gözü çocuğunu görürmüş. Karısı ölünce o da görmez olurmuş.
Ben yine gibi konuştum yine ya. Ay bu Edoş'a fazla takılmamak lazım. Bilinçaltımı zehirledi resmen. Uf, çok zor bir durum kızlar ya. Kime inanacağımı ben de şaşırdım. Merve ya, baksana şunu alayım mı? Gerçi çok kazan var ama. Ya al kızım al, ne olacak? Al gitsin. Hı? Ay bu elbiseler yeni gelmiş galiba. Baksana. Of çok güzelmiş ya, bana yakışır mı ki bu? Yakışır yakışır. Sen esas buna bak, çok güzel olmadı mı? Defne sen bir şey almıyor musun? Yok ya, bunlar herkesin üstünde, ayağı düştü artık. Ben yeni sezon bekleyeceğim. Kesin öyledir. Biz de yedik tabii. Ne gülüyorsunuz be? Hiç. Ya Merve baksana bu etek çok güzel değil mi? Ay gerçekten çok güzelmiş. Bana da versene bir tane. Hadi gel şunları kabinde deneyelim. İyi hadi gel deneyelim. Ne oldu kardeşim? Eylül düştün mü yoksa? Anlatsana. Ya Eylül anlatsana kardeşim, korkutma bizi. Bileğini falan mı burktun? Ay çıldırtma insanı, konuşsana. Anlatacağım. Tamam gel, gel otur şöyle. Dur yavaş yavaş. Al su iç kardeşim. Kemal bana saldırdı. Ne? Anneme bakmaya gitmiştim. Yukarıya saklanmış. Ben de banyoya su almaya gidince üstüme saldırdı. Çok ağır bunlar ya. Taksiye mi binsek acaba? Şurada bir kafe var. Ben çok acıktım. Önce bir şeyler yesek. Olur, tamam hadi. Kızlar. Siz gidin, ben eve döneceğim. Paran yoksa gel. Ben ısmarlarım. Param var, aç değilim. Ay iyi sen bilirsin. Hadi bay bay. Tamam, görüşürüz. Merhaba, yardım ihtiyacınız var mı? Yok. Peki siz bilirsiniz. İhtiyacınız olursa buralardayım. Teşekkürler. İyi ya, alarmı da yokmuş.
Nasıl oldu? Yok, almayacağım. Peki, iyi günler. İyi günler. Bakar mısınız? Hanımefendi, durun. Ya Eylül, kusura bakma da sen gerizekalı mısın kardeşim? Nasıl gidiyorsun eve ya? Songül, gitmek zorundaydım. Ben gitmezsem o pislik altını bile almıyor. Kadını aç bırakıyor. Eylül, niye haber vermedin bize? Biz de seninle gelirdik. Ay tamam, gitmeyin kızın üstüne. Affedersin Eylül, tamam sakin olalım. Annen de öğrendi mi? Evet. Of, çok kötü ya. Kahrolmuştur kadın. Ay o zaman en başta inansaydı kızına. Yani Kemal'im yapmaz demesini biliyordu. Ya tamam kızlar, yapmayalım böyle. Üzüyoruz kızı. Tamam Eylül, sen üzülme tamam mı? O Kemal yaptığı her şeyin bedelini ödeyecek. Kızlar. Eylül. Ne oldu? Ben... Atkınızı kabinde unutmuşsunuz. Ay çok teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Ay tamam, bırak. Bırak Hatice ya, zaten sinirden başım dönüyor. Bir de bunu kolgu söyleyecek oturdum, çek tamam. Aa yeter ama Safiye. Cemal böyle rezillikler yapmaz. Ailemizi küçük düşürmez. Bunu kafana koy. Ne oluyor lan? Kurbanı vurun ben sana ya. Konuş ya. Bak, Barış mı geldi yoksa? İnsanı anasından daha iyi kimse tanımadı. Benim bugüne kadar... Evet polis. Yarım ağız şöyle selam verdim. Gördün mü? Duydun mu ya? Yok. Görmedim. Bana bak kız. Kalk bakalım ayağa. Bana bak. Eğer polis sorarsa bugün sizi dışarı ben göndermedim. Metin aldın da sen kendin gittin. Anladın mı? Ha. Eğer beni yalancı çıkartırsan ne yaparım? Ananı sokağa atarım, seni de yetimhaneye bırakırım. Bir daha da ömrünüz boyunca birbirinizi göremezsiniz. Anladın mı dedim lan? Anladım, kimseye bir şey söylemeyeceğim. Aferin. Buyurun, ne vardı memur bey? Hakkınızda şikayet var. Yahu ne şikayeti canım? Ben evimden dışarı burnumun ucunu bile çıkartamıyorum. Hasta yatalak karıma bakıyorum ben evde. Küçük yaştaki bir kıza saldırmak ve zorla alıkoymaktan hakkında şikayet var. He, bu kız şikayet etti değil mi? Vallahi de billahi de tillahi de iftira. Kardeşim uzatma. Karakola geleceksin bizimle. İfadeni alacağız. Hadi. Ya bak memur bey. Boşu boşuna uğraştırmayın beni. Bu kız kendisi geldi, ben anamı göreceğim dedi. Kardeşi de oğlumu parka gezmeye götürmüş. Ağada yüzü burada. Söylesene kız. Evet, ben kendim gittim parka. Aha, buyurun. Kendi kulağınızla duydunuz işte. Hem bana bakın bana. Madem bu adama sapık muamelesi yapılıyor, eve girmeseymiş, kendi ayağıyla geldi. Bu da ispat sayılır neticede. Yani demem o ki, ben kimseyi zorla alıkoymadım. Anneme eziyet ediyordun ahlaksız. Tüh, yalancı seni be. Vallahi de billahi de zinhar iftira efendim. Tek kelimesi doğru değil. Tamam, yürü hadi. Karakolda anlatırsın bunları. Hadi. Yahu boşu boşuna meşguliyet diyorum memur bey. Hadi yürü, hadi yürü. Peki madem öyle, ben ceketimi alayım bari. Yürü hadi yürü. Kanun önünde bunun hesabını vereceksin Eylül. Polisleri boşu boşuna uğraştırmak neymiş göreceksin. Eylül hadi gidelim biz de. Hadi. Eylül merak etme, annenle kardeşine biz bakarız.
Evet, hadi gidin siz. Tamam. Ay. Ay ayaklarım, ay ayaklarım. Ay, hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Çok özledim. Gel, gel şöyle bir sarılayım sana. Anne, ya bir dur ya. Ya zaten kızlarla bütün gün mağaza mağaza dolaştık. Çok yoruldum. Ben gidip biraz uzanayım. İyi, hadi. Girdiğim gibi de üstüme saldırdı. Zar zor kendimi aşağı attım. Peşimden geldi. Annemin yanında beni yerde sürükleye sürükleye salondan çıkardı. Annem de her şeyi gördü. Bakın memur bey, bu çocuk üst kattan atlayıp kaçmış. Ayrıca bu adam zaten bu yüzden daha önce hüküm giydi. Hüküm giydim, evet. Ama ben masum. İftira attılar, yalancı şahit tuttular. Hem o dava daha sonuçlanmadı ki, hüküm kesinleşmedi. Peki, ben ne yaptım? Tuttum, kızı aradım. Evladım dedim. Böyle zamanlarda küskünlük olmaz. Gel, istediğin zaman gör ananı. Olay anında neredeydin? Evdeydim. Sabahtan beri Mesude, evladının hasreti, iki gözü iki çeşme hüngür hüngür ağladı. Ben de bir kocayım neticede. Bu da koca yüreği. Bu koca yürekli adam durur mu? Durmaz tabii. Hemen aradım. Evladım dedim. Allah aşkına gel gör ana. Ben zaten evde olmayacağım. Dedim demez olaydım. Çat diye geldi. Eve girer girmez de anamı bu hale sen düşürdün dedi. Paldırı küldür kavga çıkarttı. Tamam şimdi bende hata var. Yok demiyorum, bende de hata var. Bendeki hata ne? Benim evden erkencecik çıkmam lazımdı. Ama sonuçta evde yatalak bir karım var benim efendim. Şimdi ayıptır söylemesi, kadıncağız altını pisletti. Ben de temizlemek için çıkamadım. Yanağındaki iz nasıl oldu? Bıçakla. Psikopat bu kız, amirim psikopat. Bıçak çekti bana. Vallahi ucuz atlattım. Canımı zor kurtardım. Tek şahidim karım. Mesude her şeyi gördü. Ama o da gelin görün ki konuşamıyor. Yalnız bakın söyleyeyim de kulağınızla duyun. Size de emsal teşkil etsin. Mahkemedeyken ne söylemiş Mesude? Kemal'im yapmaz demiş. Efendim bunu söyleyen kızın öz anası. Daha başka söze gerek var mı canım? Ben Büşra'yla Metin'i yatırdım Mesut'a teyze. Sen merak etme. Cemre, ya kadıncağız geldiğimizden beri ağlıyor. Ah be Mesut'a teyze. Kızın söylediği inanmadın. Biz söyledik, bize de inanmadın. Nazan Hanım bile söyledi, ona bile inanmadın. Songül yapma. Şimdi demiştim demenin sırası mı? Görmüyor musun nasıl acı çekiyor kadın? Baksana ne kadar üzgün kadın.
ağlama Müste teyzem. Ne olur ağlama artık lütfen. Tutuklayacaksınız değil mi onu? Bak kardeşim. Tamam adam pisliğin teki ama mahkeme hala devam ediyormuş. Onun sözüne karşı senin sözün. Tanık yok. Annem gördü diyor musun ama kadın konuşamıyormuş. Bu durumda maalesef bir şey yapamıyoruz. Neredesin sen? Vurdun kapıyı çıktın gittin. Hiç düşünmedin mi baban merak eder diye? Bu saate kadar neredeydin? Haklısın baba, haber veremedim. Ya kızlarla birlikteydik. Yok Songül, bu böyle olmayacak. Sana bir cep telefonu almamız şart babacığım. Tamam, alalım baba. Ben biraz düşündüm de. Yani Zehra ablaya haksızlık ettim sanırım. Yanlış anlamış olabilirim, kusura bakma. Güzel kızım benim. Akıllı kızım. Aferin. Zehra ablan çok sevinecek. Ya sen benim adıma Zehra ablayla konuşursun değil mi? Ben pek beceremiyorum da böyle şeyleri. Konuşurum. Zaten bir an evvel bu işin adını da koymam lazım. Kadına ayıp oldu. Ada sahillerinde bekliyorum. Her zaman yollarını gözlüyorum. Oh. Kız Mesude, mahkemede iyi ki Kemal'im yapmaz demişin. Vallahi sayende yırttım. Polis bile karısı adamın lehine şahitlik yaptı dedi de öyle saldılar beni. Yoksa çoktan kodesi boylamıştım. Dilim tutulsaydı da öyle konuşmayaydım. Yavruma ne eziyetler çektirdim. Kız Mesude, gene mi ağlıyorsun sen? Ah, akılsız başım ah mı diyorsun? Ağla. Ağlama Mesude. Hem sana bir şey söyleyeyim de moralin yerine gelsin. Sen şimdi böyle kakalak gibi yatıyorsun ya, daha da güzel görünüyorsun gözüme. Poğaçam benim. Değme bana. Değme, midem bulanıyor senden. Ne 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 ne. Yarın annemle kardeşimi oradan alacağım. Nasıl yapacaksın ki Eylül? Bilmiyorum. Ama onları Kemal'in yanına bırakamam. Ah!
daha sabahları biriyle uyanmaya alışamadım. Ya Feride ne olur Allah aşkına bir an önce alış şuna ya. Ben her sabah böyle sıçrayarak uyanamam. Ödüm koptu. Aklım gitti ya. Abi elimi yüzümü yıkayayım. Kendime geleyim bir açılayım. Kahvaltıyı dışarıda yapalım mı hayatım? Oğlum! Feride tamam bıraktım. Of. Sabah ya. Vur. Alo. Yok beyefendi biz internetimizden memnunuz. Bize yetiyor sağ olun. Yok beyefendi istemiyoruz. Teşekkürler bize yetiyor. Beyefendi lütfen not alır mısınız? Bakın bu kaçıncı oluyor artık. Lütfen rica ediyorum ama. Kapat. Beyefendi şimdi kocama veriyorum telefonu. Kapat. Tamam, sağ olun. Evet, aynen öyle, sağ olun. Dur, geliyorum. Of. Annenleri nereye götüreceksin Eylül? Ya, moralinizi bozmak istemem ama Kemal onları geri alır. Ya, yasal olarak karısı çünkü. Feride Hanım, buraya akıl edemeyebilir. Ay o şeytan her şeyi akıl eder kadar. Yani kadın memur sonuçta. Onu da başını belaya sokmayalım. Doğru. Aslında ben bir ev tutsam. Sen reşit değilsin ki. Kimse sana evini vermez. O zaman otele götürürüm. Yeter ki annemi oradan çıkarayım. Demek babana kız isteyeceksiniz ha. Çok heyecanlı değil mi ya? Nasıl heyecanlı Güney? Oldu olacak ya kız da sen iste. Olur. Vallahi biliyorsun beceririm öyle şeyleri. Nasıl da efendim Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Zehra Hanım'ı müstakbel kayınbabam Sadullah Bey'e istiyoruz. Sana da eğlence konusu çıktı Güney. Takılıyorum ya kızma hemen. Aa unutuyordum. Biliyor musun babam bana telefon alacak. Şaka yapıyorsun. Sen ciddi misin? Telefon alıyor. Allah millet! Sevgilimin telefonu oluyor sonunda. Vallahi ben bunu oynarım kızım. Güney ne yapıyorsun? Otur Allah aşkına Güney. Allah! Güney otursana. Ne ya? Desene yani bundan sonra lütfen Songül'ü bir saniye telefona verir misin? Devri kapanıyor ha. Bir şey diyeyim mi? Seni var ya mesaj manyağı yapacağım. Sıkılacaksın telefon aldığına. Vah be! Asıl güzele ver bu kızım. Bilmiyorum Atakan ama gözüm döndü. Gerekirse kızlarla dalarız eve. Yani olamaz mı? Kızlar Kemal'i tutarken ben de annemi götürürüm. Eylül öyle olmaz. Ben de geleceğim bak sakın itiraz etme. Siz baş edemezsiniz o adamla. Tamam sen de gel. Konuşuruz o zaman. Görüşürüz. Hoşça kal. Atakan da geliyor. İyi hadi bakalım. Meral. Biraz konuşabilir miyiz? Olur. Kantine gidelim. Ne konuşacak ki bunlar? Hiç bilmiyorum. Tamam Feride Hanım. Gönderiyorum. Feride Hanım müsaitmiş Sadullah Bey kardeşim. Buyur geç. Giriş kat sağdaki ilk oda. Sağ ol Rüstem abi. Buyur Nediye Hanım. Teşekkürler, ellerinize sağlık. Afiyet olsun.
Sadullah Bey buyurun. Buyurun oturun lütfen, buyurun. Feride Hanım iyi günler. Belki Songül bahsetmiştir size. Biz bir hanımefendiyle hayatlarımızı birleştirme kararı aldık. Evet evet bahsetmişti Songül. Mutluluklar dilerim şimdiden. Teşekkürler. Görüyor musun Feride? Kadın mezara, erkek pazara. Erkek milleti değil mi? İlla bir kadın ister dibinde. Neriman Hanım, ben eşimi kaybedeli 13 sene oldu. Bu süre zarfında da hiç kimseyle en ufak bir münasebetim olmadı benim. Aman, büyük marifet. Yeni kavuşmuşsunuz işte kızınla. Otur çocuğunun başında. İlla ne diye evleneceğim diye tutturursunuz. Buyurun Sadullah Bey. Siz bir şey mi isteyecektiniz benden? Benim İstanbul'da kimim kimsem yok Feride Hanım. Aslında böyle şeyler yaşça büyük insanlardan istenir. Siz benden küçüksünüz ama mevkiiniz büyük. Ay ne isteyeceksen iste adam söyle. Neriman Hanım. Acaba biz nişan takarken yanımızda olur musunuz Feride Hanım? Aa, sana kız isteyecek bu adam Feride. Neriman Hanım lütfen. E ne var onu diyor işte. Sadullah Bey, ben yanınızda olurum nişanda, seve seve. Teşekkürler. Rica ederim. Benden hoşlandığını niye bana söylemedin Meral? Ya yok öyle bir şey. Nasıl yok? Üzüldüm şimdi. Niye üzüldün ki? Ya ne bileyim. Ben de... Sen de ne? Ben de senden hoşlanıyordum çünkü. Ne? Ciddi misin sen? Evet ama reddedersin diye korktum. Söyleyemedim. Sonuçta Songül'ün arkadaşısın. İstemezsin diye düşündüm. Ay isterdim canım. Niye istemeyeyim? Yani önce bir düşünürdüm. Ay ne düşüneceğim? İsterdim vallahi. O zaman Face'te ilişki durumumuzu değiştirelim mi? Nasıl değiştireceğiz? İlişkisi var. Yapalım mı? Olur yapalım. Hadi arkadaşlar şu planın üstünden bir tekrar geçelim son kez. Ya Güney, şuna plan plan deyip durma Allah aşkına. Banka mı soyacağız oğlum? Gideceğiz kapı çalacağız. Siz ikiniz, Kader, Cemre, Kemal'i tutarsınız. Eylül de kardeşinin eşyalarını alıp dışarı çıkartır. Ya biz de Meral'le Mesut'a teyzeye çıkartırız. Çok basit. Kızlar! Mert bana çıkma teklif etti, ben de kabul ettim. Ne?